Selamlar sevgili konuklar, değerli izleyiciler. Önemli bir karar aldım. Bundan böyle eğer çok 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 elzem değilse ufak tefek yardımları yapmaktan kaçınacağım. Bugünlerde saatle biraz bozdum. Saatle bozmamın sebebi şu, sadece başımdan geçenler değil. Bir takım meslek ilişkileri de böyle icap ettiriyor. Mesela yazı yazacaksınız, gazete saatinde girecek. Radyo programı var, mutlaka saatinde radyoda bulunmak lazım. Televizyon şovu var, mutlaka saatinde dakikasında yerinde olacaksınız. Saatle uğraşırken, bugün evden çıktım. Hava çok bozuk. Üzerinde bir deri ceket var, belki 4 tane düğmesi var bu tarafta. İçinde deri yelek var, 8 tane düğmesi var. Ceketin düğmesini hesaplarsanız aşağı yukarı 17-18 tane düğmenin içine soğan gibi üst üste giyinmişim. Hava soğuk. Evden çıktığım zaman karşıma bir çocuk. Valla kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Boyu bu kadar. Amca saat kaç dedi. Kol saatim bozuk. Tamire götürecektim. Ta pantolonumun saat cebi tabir ettikleri yuvada oturuyor. Şimdi çocuğa saatin kaç olduğunu söylesem orada 15 dakika uğraşmak lazım o üst üste düğmeleri çözmek için. Çocuğa saatin kaç olduğunu söylemesem yanlış örnek alacak, bir kötü davranış olacak. Üşenmedim, bir dakika evladım söyleyeyim dedim. Evvela deri ceketimin, paltomun düğmelerini açtım. Ondan sonra ceketin düğmesini açtım. Ondan sonra yeleğin düğmelerini açtım, bakın neler çekiyorum. Saat yuvasından saat cebimi çıkarttım. Dedim yavrum saat 11'e 20 dakika var dedim. Ne dese beğenirsiniz bacaksız, saat 11'de burnumu yedemez mi? Evet. Şimdi siz böylesine bir burun ziyafetine davet olsanız kızmaz mısınız? Ben de kızdım. Çocuk koştu önden. Ben koca adam kovalarım arkasından. Kulağını çekeceğim yakalarsam. Ama tabii o küçük benden hızlı koşuyor. O koştu ben koştum. O bir taraftan köşeyi döndü. Aradan birkaç saniye geçti ben köşeye vardım. Ben köşeyi dönerken şişman yapılı bir adamla bodoslamadan küt diye çarpıştık. Adam dedi ki beyefendi dedi. Maşallah yaşınız bir hayli ilerlemiş, niye böyle koşuyorsunuz, yavaş yavaş gitsenize dedi. Aman beyim dedim, bildiğiniz gibi değil, çocuğun biri saat 11'de burnumu yedi, onun için koşuyorum dedim. Adam cep saatini çıkarttı, baktı, 18 dakika var kardeşim, yavaş yavaş gitsen yetişemiyor musun da koşuyorsun böylesine dedi.